Panstop olan hastanın fizik muayenesinde mikroftalmi, mikrosefali, hiperpigmentasyon, kafeole lekeleri, baş parmak yokluğu ve zeka geriliği saptanıyor. Bu hastada tanı için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Evet, panstop yani kemik ile yetmezliği olan bir hasta tarif ediyor ve hastaya eşlik eden konjenital amalilerden bahsediyor. Evet, her heretler panstop ve konjenital aplastik anemi'nin en sık nedeni fankoni aplastik anemisidir. Evet, Fanconia plastik anemisinde konjenital anomaliler vakaların %80'ine eşlik eder. En sık eşlik eden bulgular cilt bulgularıdır ki hiperpigmentasyon ve kafa lekeleri zaten burada öncelikli yer tutarlar. Gene başparmak yokluğu, bifit başparmak, çoklu başparmak gibi başparmak ve radius yokluğu gibi radius anomalileri de sıklıkla tabloya eşlik eder. Ve hastalara tipik bir yüz görünümünü veren mikrosefali, mikroftalmi, epikantal kıvrımların görülmesi ve ayrıca dış kulak anomalileriyle de karakterizedir. Vakaların %10 kadarında zeka geriliği saptanabilir. Ayrıca bu hastalara hem erkeklerde hem kızlarda her türlü genitör ürünler anomali, ayrıca konjenital kalp hastalıkları da tabloya eşlik edebilir. Fanconaplastik anemisi, klastrojenlerin uyardığı kromozom kırıkları sonucu olan bir hastalıktır. Dolayısıyla kesin tanısı kromozom analiziyle konur. Ancak TUS'ta çıkabilecek bir bilgi de Fanconi plastik anemisinin hızlı tarama testidir. Hızlı tarama testinde alfa fetoprotein yüksekliği kullanılır.